Evet hocam, kalp damar hastalıklarıyla başlamak istiyorum. Evet. Toplumda sık görülen hastalıklar çünkü. Öncelikle nasıl korunuruz? Kalp damar rahatsızlıklarımız varsa nasıl beslenmeliyiz? Evet, nasıl beslenmeliyiz? Şimdi klasik olarak bilinen şeyler var işte. Efendim, lifli besinler yemek, beyaz undan kaçınmak, efendim spor yapmak, alkol, sigara kullanmamak vesaire. Ama bu bilinenlerin haricinde çok önemli bir faktör var. Kalp damar rahatsızlarını tetikleyen homocysteine. Bugüne kadar kimsenin söylemediği. Hatta ben 20 yıl önce Almanya'da doktora gittim, dedim ki homocysteine oranını, kanımdaki homocysteine'nin tespit edilmesini istiyorum. Baktı böyle. Dedi, anlamadım. Niye anlamadın dedim. Yok öyle bir şey dedi. Niye yok dedim. Bütün hastalıkları, kalp damar rahatsızlığını homocysteine tetikler. Dedi ki hemşire, ben mi yanlış anlıyorum yoksa Gökçek mi yanlış söylüyor? Bir bakın dedi, homocysteine bir şey var mı? Doktor, hemşireler baktı, doktor baktı, anlamadık dedi, böyle bir şey yok dediler. Homocysteine yemiş olduğumuz besinlerdeki proteinler amino asitlerden oluşur. Proteinler amino asitlere dönüşür. Yedikten sonra karaciğer tarafından kana geçer. Bu amino asitler de hücre yapımında kullanılır. Tekrar proteine dönüşür. Yani hayvansal veya bitkisel protein bünyemiz tarafından metabolik değişime uğrar. Tekrar protein insan vücudumuzdaki hücre yapımında kullanılır. Bu dönüşüm sırasında artık madde olarak bir şey çıkar. Buna homocysteine denir. Artık madde. Yani bu şuna benzer. Bina yapacaksınız, ne lazım? Çimento lazım, kum lazım vesaire. Bu yapılırken, tuğla yapılırken mesela bir artık madde ortaya çıkar. Toz, toprak vesaire. Evet. Bunun gibi hücre yapımında kullanılırken proteinler, amino asitlere dönüşen proteinler, ortaya çıkan artık madde homocysteine. Homocysteine'i B6 vitamini, B12 vitamini, B9, folik aside B9 da denir. Bu üç vitamin tekrar homocysteine'i amino aside dönüştürür. Fakat kişinin bağırsaklarında problem varsa B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit azalır. Bu üç vitamin azalırsa homocysteine'i ne faydalı amino asit dönüştürecek? Hiçbir şey. O zaman sürekli homocysteine oranı artar. Homocysteine oranı yükselirse ne olur? Homocysteine LDL kolesterolünü, kötü kolesterolü oksitler. Oksit denen LDL kolesterolünü bağışıklık sistemi mikrop gibi algılar. Kanımızda dolaşan makrofaj var. Ahtapot gibi, binlerce kolu varmış gibi yakaladığı bakteri, virüs ve mantarları yer, yakalamadığına T şeklinde yeşil antikorlar fırlatarak öldürür mikropları. Uzay gemisi gibi kanımızda dolaşır. 8 nanometre çapında kılcal damarlardan zor geçer. Öyle büyük yani. Şimdi bu oksit denen LDL kolesterolünü tanımıyor. Mikrop gibi algılıyor. Onu yer yer yer. Yediği şey tabii ki nedir? LDL kolesterol. Kolesterol yağ. Şişer şişer patlar. Ortaya sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde ortaya çıkar. Bu da yama gibi damarların içerisinde oraya buraya yapışır yapışır. Damarlarda plaklar oluşur, damarlar daralır, 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 büzülür. Kişi kalp krizi geçirir. Ölüme sebep olur. Homocysteine ölümlerde, kalp krizi nedeniyle ölümlerde en önemli faktördür. Ama bugüne kadar homocysteine hiç dikkate alınmadı. Son yıllarda yeni yeni mesela ağır kalp damar rahatsızlar olanlarda homocysteine artık değerlere bakılmaya başlandı. Yeni yeni raporlarda, eski raporlarda böyle bir şey yok.